Selam Tina, nasılsın? Bak, işte Tony geliyor. Selam Gözlerime inanamıyorum Tony. Sanırım az önce sana elektrik çarptı. Bu nasıl oldu? İşte Troy geliyor. Umarım o da... Wow! Sanırım Tina'nın kablolarıyla ilgili bir sorun var. Onu geçip giden herkese elektrik çarpıyor. Bu çok tehlikeli olabilir Troy. Başka bir tren daha gelirse gerçekten yaralanabilir. Bu iyi bir fikir Troy. Gidip Teddy'yi görelim ve bakalım o Tina'yı düzeltmek için bir yol bulabilecek mi? Hemen döneceğiz Tina. Selam Teddy. Tina'nın kablolarıyla ilgili bir sorun var. Diğer trenleri elektrikleyip duruyor. Birileri ciddi bir şekilde yaralanmadan önce bunu durdurmalıyız. Kabloları düzeltmek için bir yol bulabilir misin? Pekala. Hadi hızlıca işe koyulalım. Troy, acaba Teddy elektriklenme problemimiz hakkında ne düşünüyor? Vay canına Troy. Anlaşılan bugün teknisyene dönüşeceksin. Bu plastik tutacaklar, Troy'u kabloları düzeltirken elektrik çarpmasın diye mi? Harika bir fikir Teddy. Belki de oraya cilalama benzini de sıkıştırmalısın Teddy. Her ihtimale karşı. Harika iş çıkardın Teddy. Artık elektrik tesisatçısı Troy günü kurtarabilir. Hadi raylara geri dönelim Troy. Endişelenme. Elektrik teknisyeni Troy yardıma geldi. Sorun nedir Tony? Olamaz. Taylor raylardan aşağı inmek üzere mi? Taylor yaralanmadan önce acele etsek iyi olur Troy. Pekala Troy, gösteri zamanı. Tüm sorun kırık bir kabloydu. İyi tespit ettin Troy. Hadi acele et. Çabuk ol Troy. Taylor neredeyse burada. Oh, bu çok yakındı. Aferin sana Troy. Vay canına, Taylor'ın gerçekten çok acelesi olmalı. Rüzgar gibi geçti. Şükürler olsun ki zamanında yetiştik. Ne oldu Troy? Bugünü oldukça şok edici mi buldun? Elektrik işleriyle mizahta olduğundan daha iyisin Troy. Hızlıca düşünüp harekete geçtiğin için sana aferin Troy. Neyse ki artık daha tren kasabasının etrafında uçuşan kıvılcımlar olmayacak. Sonra görüşürüz.
Selam Tyler. Nerelerdeydin? Alışverişte mi? Bir şeyler aldın mı? Kulaklık mı? Süper. Başka? Güneş gözlüğü. Muhteşem. Tünele girmeden önce onları çıkarmalısın. Yoksa hiçbir şey göremezsin. Tyler, duydun mu beni? Zavallı. Tyler. Olamaz. Troy'u çağırsak iyi olacak. Troy, bir sorunumuz var. Tren Tyler tünelde kaza yaptı. Depoya gidip yardımcı olabilecek bir şeye dönüşebilir misin? Hey Teddy. Troy seni görmeye geldi. Tren Tyler tünelde mahsur kaldı. Onu oradan çıkarmamız gerek. Yardım eder misin? Baş lambası mı? İyi fikir. Tünel çok karanlık görünüyor. Çekici kancası mı? Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama eminim faydalı bir şeydir. Şu baş lambasını denesen iyi olacak Troy. Tünel gerçekten çok karanlık. İşte geldi. Troy seni buradan kurtaracak. Hazır mısın Troy? Sorun ne? Çok mu ağır? Teddy'nin sana verdiği üçüncü alet neydi? Güçlendirici motor mu? Aferin Teddy, her şeyi düşünmüş. Tekrar deneyelim mi? Harika bir iş çıkardın Troy. Sorun nedir? Güneş çok mu parlak? Yeni güneş gözlüklerini teşekkür hediyesi olarak Troy'a mı vermek istiyorsun? Sana çok ama çok yakıştı Troy. Hoşça kalın çocuklar. Sonra görüşürüz.
Aferin Teddy. Sonra görüşürüz. Hey Troy, bugün oldukça rüzgarlı değil mi? Kulaklıklarını sıkı tut. Oh hayır, gidip onu geri getirsen iyi olur. Sorun nedir Tony? Sorun nedir Troy? Rüzgar şapkanı mı uçurdu ve onu hiçbir yerde bulamıyor musun? Onu gördün mü Troy? Nerede? Dağın tepesinde mi? Oh hayır. Endişelenme Tony. Troy depoya gidecek ve şapkanı geri getirmek için harika bir şeye dönüşecek. Hey Teddy, Troy alt katta ve yardımına ihtiyacı var. Hemen gelebilir misin? Rüzgar, tren Tony'nin şapkasını dağın tepesine uçurmuş. Yardım edebilmesi için Troy'u harika bir araca dönüştürebilir misin? Yapabilir misin? Peki neye dönüşecek? Dağa tırmanan bir trene mi? Harika. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu da ne Teddy? Palet zincirleri. Bir tank gibi mi? Harika. Kayaklar. İyi fikir. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Teddy? Harika. Bu kıskaçla Troy'un şapkasını ıskalamana imkan yok. Başka bir fikir mi? Harikasın Teddy. Bunlar seni sıcacık tutacaklar. Hazır mısın Troy? Harika. Hadi gidelim. Peki Troy, ilk olarak ne var? Palet zincirlerini mi denemek istiyorsun? Güzel. Hadi deneyelim. Hadi Troy, yapabilirsin. İşte orada. Oh hayır. Teddy sana başka ne verdi? İyi atıştı Troy. Şimdi aşağı inme zamanı.
Üzgünüm Troy, üzgünüm Tony. Ama bak Troy ne buldu. Şapkanı tekrar kaybetmemeye çalış Tony. Sonra görüşürüz. Selam Tina. Teddy'ye tablet sevkiyatı mı yapıyorsun? Olamaz Tina. Şimdi ne yapacaksın? Bakalım Troy yardım edebilecek mi? Selam Troy. Tina'nın yardımına ihtiyacı var. Teddy'ye yeni tabletlerini götürüyordu ve teslimat göle düştü. İyi fikir Troy. Hadi Teddy'ye gidelim. Bakalım seni neye dönüştürecek? Selam Teddy. Tina sana tabletlerini getirmek üzereydi ama kazayla onları göle düşürdü. Troy'u bir şeye dönüştürebilir misin? Böylece gidip tabletleri kurtarsın. Harika, hadi başlayalım. Vay canına! Bu suda gitmek için bir pervane. Suyun altında nefes almana yardım etmek için bir oksijen tüpü Troy ve etrafı görebilmen için de bir maske. İhtiyacın olduğunda kullanabileceğin bir takım araçlar daha var Troy. Tabletleri toplayabilmen için bir kürek. İlginç. Neden bir dedektöre ihtiyacı olsun ki? Teddy diyor ki, zamanı geldiğinde bununla ne yapacağını görecekmişsin Troy. Vay canına. Teddy seni tam donanımlı bir denizaltı trenine dönüştürdü. Artık göle gitmeye hazırsın. Sonra görüşürüz Teddy. İşte Tina seni bekliyor. Süper. Artık toprak göle geçebilirsin. İyi şanslar Troy.
Bir şeyler görebiliyor musun Troy? Olamaz. Hapşırdın ve maskeni kaybettin. Masken olmadan hiçbir şey göremezsin Troy. Ne yapacaksın? Tabii ya, metal dedektörü. Mükemmel. Yine görebiliyorsun. İşte tabletler Tina. Harika bir iş çıkardın Troy. Hoşça kal Tina. Hoşça kal Troy. Sonra görüşürüz. Hoşça kal Teddy. Yardımların için teşekkürler.